Ortaokul 5. sınıflar için yazılmış olan Arapça kitabımıza devam ediyoruz. Sayfa 46, sayfa 46. Et-Tedribat, alıştırmalar. 1. İkra oku, el-cümele, cümleleri oku, el-atiyete, aşağıda gelen cümleleri oku. Sümme sonra uktubu, yaz, misleha, onların benzerlerini. Kemafil misali, örnekte olduğu gibi. Misliha, aynısını yani. Aynısını yaz. Esselamu aleykum yazıyor burada. Aynısını ne yapmış? Sonra yazmış. Sağ tarafta yine ve aleykum esselamu yazıyor. Sol tarafta da ve aleykum esselamu yazıyor. Aynısını yazıyoruz. Ma ismuke, senin ismin nedir demek oluyor manası bu. Hemen sol aynısını yazıyoruz. Hemen aşağıda İsmi Ümeru ve ente. İsmi, benim ismim, benim adım Ümeru, Ömer'dir. Ve ente, ya senin adın ne demektir bu. Aynısını sonra yazıyoruz. Ene Üthmanu, ben Osman'ım. Teşerraftu, memnun oldum, yani şeref buldum tanışarak. Aynısı solda var. Noktalı halde sol taraftakiler. Üzerlerinden kalemle geçiyoruz. Şükran, teşekkür ederim. Fursatan saideten, tanıştığıma memnun oldum. Fursatan saideten, tanıştığıma memnun oldum demektir. Aynısını yine sol tarafa yazıyoruz. İkinci alıştırma. İkra oku el ibarati, ifadeleri. El atiyete, aşağıda gelen ifadeleri oku. Ve a'id, ve tekrar et. Nutkaha, telaffuzları. Nutk, telaffuz demek, konuşmak demek. Nutkaha, o ifadeleri, o telaffuzları tekrar et. Ve kitabeteha, ve o yazıları da tekrar et. Yazıları yaz yani hemen aşağıya. Sümme sonra va', koy, yerleştir. Diğer bir deyişiyle çiz. Ne çizelim? Alamete sah, şu çizgiyi. Şu çizgiyi çiz yani koy, yerleştir. Nereye yerleştirelim? Tahte surati sahihati, doğru resmin altına. Şu işareti yerleştir. Merhaben sabahul hayr. Merhaba sabahul hayr, hayırlı sabahlar. Hemen aşağıda var zaten, bunu buraya yazıyoruz. Ardından bu işareti nereye koyalım? Sağdaki resmin altındaki şu kutucuğa mı? Soldaki resmin kutucuğun altına mı? Ne diyor? Merhaben diyor. Sabahul hayr diyor. Hangisi için geçerli? Sol taraftaki için. Adam uzaktan el sallıyor. Merhaba diyor. Mu yoksa sağ taraftaki mi için geçerli? Sağ taraftaki için geçerli olabilir. Sabahul hayr, merhaba demek geçerli olabilir. Buraya hemen bu işareti koyabiliriz. Çünkü sol tarafta uğurluyorlar. Yani güle güle, görüşmek üzere manasında var. Demek ki işareti sağdaki resmin altına yerleştiriyoruz. Şükran, teşekkür ederim. İlellikai, görüşmek üzere. Bunu nereye yerleştirelim alametini? Soldaki resmin altına yerleştirilir. Çünkü öndeki iki kişi ayrılmak üzere. Üç numaralı resme geldik. Ehlen ve sehlen. Ehlen ve sehlen, hoş geldiniz demektir. Bunu da sağdaki resme yerleştirelim. Nitekim solda zaten oyun oynuyorlar hepsi beraber. Böylece Eddersü Sani, ikinci derse geldik. İkinci ders El Esvatu, sesler. Öyle sesler ki El Kasiratu, kısa sesler. El Kasira, kısa demek. Esvat, sesler. El Kasira, kısa. Kısa sesler yani uzatmayan sesler. A değil, A. Ba değil, B gibi. 1. Şu an ikinci dersteyiz arkadaşlar. Ünite 1, ders 2. İstemi'ye dinle, ilere suati sesleri ve a'id ve tekrar et ha o sesleri. E, B, T. Dikkat ederseniz elifin üzerinde bir tane çizgi var değil mi? Bir çizgi. Hafif eğik yani. Sağdan sola doğru eğik bir çizgi. Aynısı B'de de var ve burada görmüş olduğunuz tüm harflerde aynı
çizgiden var. Harflerin üzerinde birer çizgi var. Bu çizgiler o harfleri hani artık E diye okutacak. Buna Elif, B diyorduk. Elif, Ba diyorduk. Artık E diyorsun. Elif değil, E. Üstteki çizgiden ötürü. Ba değil, B. Ta değil, T. E ile okutuyor. Türkçedeki A, B, C, D, E harfi. Evet, bu çizgi bu harflerin yanına bir adet E yazdırıyor adeta. Fa'yı F. Cim ne oldu? C oldu. Şimdi cim. Cim'i nasıl okuyorduk biz? Okunuşu şu şekildeydi. Artık cimin üzerinde bir çizgi olduğu zaman ne olmuş olur arkadaşlar? Sadece ilk harfini, söylediğin kelimenin ilk harfini aşağıya alacaksın. Yanına ne koyacağım? Bu çizgi E diye okutuyordu. C. Cim yok artık. Bu nasıldı? Sa idi. Yani Türkçe yazmak gerekirse şöyleydi. Üstüne çizgi koyduğumuz için artık ne oluyor? Sadece ilk harfi aşağıya indir. Ve yana ne koyalım? E koyacağım. Bu çizgi E demektir. Evet, ne oldu? F. Burada ta diyorduk. Ta. Üstünde bir çizgi olduğuna göre ikinci harf sizindir. Yani tek harf aşağı indirilir. İlk harf aşağı indireceksin. İndirdim. Yanına ne harf koyayım? Bu harf, bu çizgi onu E diye okutuyordu. Öyleyse T. Şunu ba diye okuyorduk. Değil mi? Ba. Artık üstünde bir çizgi var. Öyleyse sadece ilk harfi aşağı indireceksin. Yanına hangi harfi koyacağız? O çizgi E demektir. Öyleyse B. İlk harf nedir? Elif'tir. Elif'in ilk harfi E'dir. Sadece E'yi aşağı indireceksin. Diğerleri silindi yani. E'yi indir. Yani bir tane daha E mi koyacağım? E olurdu. Olmaz. Sadece tek harf inecek bu defa. Elif'te yalnızca tek harf iniyor. Ve bir tane daha yapalım. Mesela Şin diyorduk. Şin. Sadece ilk harfi inecek. Yani Ş harfi inecek. Yanına ne koyalım? Sesli harf olarak E koyacağız. Çünkü üstündeki çizgi E demektir. Veya şurada lam vardı. Hani karışık 3-5 tane yapmış olayım, anlaşılır diye düşünüyorum artık. Lam. Üstünde çizgi var. Öyleyse yalnızca ilk harfi, bu kelimede ilk harfi alacaksın. Yanına E koyacaksın. Oldu. L. Sonuncu olarak mimi yapalım. Mim. Üstünde çizgi var. Öyleyse mim demeyeceksin artık. Ne değil peki? Sadece ilk harfi telaffuz edeceğiz. Ve yanına ne koyacağız? E. Çünkü üstünde tek çizgi var. Böylece M oldu. Bunların okunuş tarzı bu. Cim değil artık. C. Ha. Ha. De. Ve. Ra. Ze. Se. Şe. Sade. Buna da sa diyebilirsin artık. Sat diye değil mi? Sa. Va. Da. Va. A. Ga. F. F. A. K. L. M. N. V. H. Y. Şeklinde okunuyor artık. Okunuşları değişti yani, o harekeden, o çizgiden ötürü. Harfin üzerine konulan bu çizginin adı arkadaşlar fetha. Şöyle bir çizgi. Harfin üzerine konuluyor. Buna fetha diyorsun. Harfi E veya A diye okutur. Kalın harflerde A diye, ince harflerde E diye okutuyor. Kalın harf hangisi mesela? Kalın harf söyleyelim. Sat kalın bir harftir. Dat kalın bir harftir. Kalın harfleri şöyle yazabiliriz de, hatta onu şuraya yazalım. Şöyle bir kısaltması vardır. Hussa. Hussa. Vahdin. Evet, tam olarak bu. Hussa. Vahdin. Kız şeklinde okunur. Hussa. Yani şu iki harf. Hangileri var? Şu iki harf arkadaşlar. Ardından şu 3 harf. Ardından şu 2 harf. Olmak üzere toplamda ne oldu? 3, 2 daha 5, 2 daha 7. 7 tane harf kalın. Tamam mı? 7 tane kalın harf var. Gerisi nedir? İncedir.
Demek ki bu harflerin üzerinde fetha olsa, fetha üstündeki tek çizgi demekti, unutmayalım. H değil, ha. S değil, sa. Va, ga, da, ga, za şeklinde okunuyor. Bu harfleri ezberleyelim. Kan harfleri bilelim arkadaşlar. Kan harfleri A diye okuyacağız. Gerisi ince harf. İki numaralı alıştırma. İstemi'i dinle ilere sıfatı sesleri ve e'idha ve o sesleri tekrar et. Şimdi harflerin üzerinde böyle sağdan sola hafif eğik olan çizgi, yani fetha değil. Şimdi ötreyi görüyoruz. Ötre de şu şekilde harfin üzerine konulan çizgidir. Adeta vav, küçülmüş vav diyebilirsiniz. Vav benziyor yani. Vav değil o da. Vav'a benzeyen bir çizgi. Bunun adı nedir? Ötre. Ötre. Buna ötre diyoruz. Harfi nasıl okutur? U diye okutur. Tam böyle kaba U şeklinde değil. Ama Türkçedeki Ü gibi ince de değil. Adeta ı şeklinde okutur. I, b, t, s, c, h, h, d, z, r, z, s, ş, su, v, du, v, r, g, f, gu, k, l, n, n, v, h, y. Diğer fethada olduğu gibi bu da ne yapıyor? Bu da yine kelimenin ilk harfi, yani harfin telaffuz edilişini bir düşünelim. Mesela elif idi. Elif de değişmiyor. Elif de üstünde bir çizgi oldum. Elif'i sadece u diye okuyacağını bil. Bunun dışındakiler için geçerli bir şey söyleyelim. Bu harf neydi? Ba idi. Değil mi? Ba. Üstünde bir çizgi var. Ötre var yani. Artık ne yapacaksın? Sadece ilk harfi aşağı indireceksin. İndirdim. Yanına ne koyalım? Yanına u koyacaksın. Çünkü bu u demektir. Bu u demek. Bu u demek. Yani ötredir. Arapça adı ötre. U diye okutur. Arapça adı nedir? Ötre. Nasıl bir değişiklik katar harfe? U diye okutur. O zaman yanına u koyacaksın. Bu. Bu neydi? Ta idi. Aynısını yine yapacaksın. Ta idi. Üstünde bir çizgi olduğu için sadece ilk harfi aşağı indir. Yanına koyalım. U koy. Çünkü üstünde ötre var. Üstünde fetha olsaydı o zaman harfin yanına ne koyacaktık? E koyacaktık. Diğerleri de bu şekilde aynı şey yani. Şimdi harfin altında çizgi göreceğiz. Buna esre adı veriliyor harflerin altında. Örneğin şu şekilde. Örneğin bu şekilde. Buna ne diyoruz? Esre. Harfi nasıl okutur? İ diye okutur. Arapça adı neymiş? Esre. Harfi nasıl okutur? İ diye okutur. Tekniğimiz ne? Tekniğimiz aynı. Sadece elif İ diye okuyacaksın. O bitti. Burada ba harfi var mesela. Ba nasıl okuyacağız gene? Ba'yı olduğu gibi yaz mesela. Zihninde bunu yazacaksın tabii bir süre sonra. Ba altında çizgi var. Ne yapman lazım? Demek ki bunun ister üstünde ister altında çizgi olsun, bu alfabenin herhangi bir harfin. İster üstünde ister altında çizgi olsun. Yalnız ilk harfi aşağıya çek ve yanına ona göre uygun harfi ekle. Ne ekleyelim yanına? U mu? Hayır, altında çizgi var. O i demektir. Unutmayalım arkadaşlar. Esre nedir? Esre i diye okutuyor. Fethamız vardı. İlk olarak fethayı görmüştük zaten. Fethamız e diye okutuyordu. Bir de ötremiz çıktı. Ötre neydi? Ötre de u diye okutuyor. Yazılışlar nasıl? Esre harfin altına, fetha harfin üstüne, ötre ise adeta küçülmüş vav gibi. Vav değil, benzer yani, akılda kalsın diye söylüyorum. Bu bilgileri unutmuyoruz. Ne kadar bilgi? Küçük bir bilgi. Yarım sayfada değil. Çeyrek sayfa bile değil yani. Bunu ezberleyeceğiz. Harfin yanına i diye ekleniyor. Mesela ta idi. Ne olur? Ti. Sa idi. Si. Cim. Ci. Ha. Hi.
Ha, hı. Dal, di. Di diye okunacak. Di, ri, zi, si, şi, sı, vı, bı, vı, ri, gı, fi, i, ki, li, mi, ni, vi, hi, yi. Dört numara alıştırma. İstemi dinle. İlera suati sesleri ve va koy yerleştir. Es-saute sahiha. Sahih sese. Doğru sese koy yerleştir. Ne yerleştirelim? Fi dairatin. İstemi dinle. İlera suati sesleri dinle. Ve za ve yerleştir. Es-saute sahiha. Doğru sesi yerleştir. Fi dairetin. Daire içerisindeki sesi yerleştir. Şimdi bire baktığımızda ha var. Ha var ve ha var. Ama bunlarda hareke var artık. Hareke. Hareke nedir? Hareke arkadaşlar. Hareke nedir? Fetha, esre, ötredir. Harekeler nelerdir? Hareket derken üç şey kastedilir. Nedir bu? Esre, fetha, ötre. Esre, fetha, ötre. Hareke. Arapça harekeleri anlatın nelerdir diye sorulursa. Arapça hareke üçtür. Fetha, esre, ötre. Bunlara hareke adı verilir. Bunlarda hareke var. Ha diye okuyacağız. Ha ve de ha diye okuyacağız. He diye okuyacağız. Ha, ha, he. Bir numaranın okunuşu böyle. İki. Vi, ze, vı, du, vu, du. Bu du, bu du. Fark ne? Dal yumuşak, ba ise serttir. 4. A, e, yu, u, ku, fi, di, ce, zi, ti, ne, bi, su, lu, vu, ga, hi, ha. Ona geldik. De, va, da, ru, e, yu, ve, ze, vı. Bu sayfada zorlanıyorsanız arkadaşlar, iki sayfa, bir sayfa, iki sayfa yukarıdaki bölümü tekrar etmeniz gerekir. Fi, se, sa, u, ku, fi, ha, hi, he. Kan harfi ne yaptım? Ha dedim, A ile okudum. İnce harfi H, E ile okudum. Kan harfte A, ince harfte E. Du, ri, fi, su, lu, vu, ri, hi, hı. İnce harfte hi, i ile, kan harfte ı ile. Hi, hi demiyorum bak, hı. Hi, i ile, hı, ı ile. Tu, li, şu. De, ci, zi. Ti, nu, bi. Te, be, fe. Su, li, me. Ri, hi, hı. Hi, hı. Kan laf çünkü. Yi, ha, se. Ha kalın mı? Değildir. Ama bu nedir? Yarı kalın harftir. Bu yüzden yine A gibi olmalı. Fu, u, ne, ba, vı, vı. 5 numaralı alıştırma. Burada harflerin tam olarak kelimeye dönüştüğünü, bitişik yazıldığını görmekteyiz. İstemi dinle, ileri kelimati kelimeleri eid ve tekrar et. Ha o kelimeleri. K, T, B, N, S, R, V, C, D, H, C, M, A, L, M. Bu nedir? Lamdır, elif değildir.
Elif olsa sol tarafa doğru mürekkep akıp gidemezdi. Semi'a, rakibe, halime, lamdır değil mi? Sol tarafa mürekkep akıp gitmiş, mimle bitişmiş. Be'ude, karube, püf nokta. Bakın arkadaşlar, bu ilk sayfaları okurken öğrencilerin yaptığı sık hata, yani yaygın hata nedir? Uzatmadır. Be'ude, be'u, niye uzatıyorsun? Be'ude, be'ude değil. Be'ude, hayır, be'ude. Garube, ga olmaz, ga uzatamazsan, ga. Ru, ru olamaz, ru. Be, hayır, be. Buradaki tüm kelimeler için geçerli. Fu, i, le. Fu, hayır. I, olmaz, i. I ile i arasında fark var. Ses akmasın, ses hemen kesilsin. Nu, si, ra. C, le, se. Ve, sa, le. Şe, hi, de. Gu, ti, le. Fe, şe, le. Hu, ki, me. Ha, le, a. Şe, bi, he. 6 numara alıştırmaya geldik. İstemi dinle ile kelimati, kelimeleri dinle ve va yerleştir el harekati, harekeleri li kulli kelimetin, her bir kelime için harekeleri yerleştir. Yukarıda var zaten, yukarıdaki kelimeler. Hareke derken ne demek istedi şimdi bize? Şurada hareke geçti. Bakın harekeler ne demek? Fetha'yı, esreyi ve ötreyi. Fetha üstün demek arkadaşlar. Fetha'nın diğer adı üstün. Bazı yerlerde bunu üstün olarak da görebilirsiniz. Üstün, fetha ile üstün nedir? Aynı şeydir. Üstün, senin üstün gibi düşün mesela, anlaşılması için. Üstün çünkü üstte yer alıyor. Esre ise altta yer alır. Ötre de üstte yer alır ama vav gibi yazılmakta. Neydi? Ketebe, nesara, heceme, vecede, alime, rakibe, semi'a, halime, karube, be'ude. Bu ertil okunabilir yani. Fa'ile de, fu'ile de olabilir. Yukarıdan bakın. Nusira, celese, vesale, şehide, katele de okunur, gutile de okunabilir. Hatta katlun da okunur. Yani tam Arapçaya girersek buna çok farklı farklı şekilde de okunabilir. Ama sizden onlar istenmiyor. Sizden burada nasıl okunuyordu? Buradan bakın. Gidin aşağıda aynı hareketleri verin yani. İstenen bu. 7 numara urbut beynen nikatil atiyeti kema fil misali, örnekte olduğu gibi aşağıda gelen noktalar arasında irtibat kur. Burada elifleri görmektesiniz. Çeşitli yazılışlar var. İşte sade elif, üzerinde hemze olan elif, sade elif, üzerinde hemze var. Elifi sağdan bitiştirmişler. Sağdan bitişmiş ve hemzesi var. Dik elif, sağdan bitişmiş ve hemzesi var. E, K, L. Ekele olarak karşımıza çıktı. C, E, B. Bu da ene. Ena değil, ene diye okunur. Peki noktalar arasında bağlantı kur. İşte bağ var. Yine bağ var. Yine bağ var. Yine bağ var. Bağ'ın farklı yazılışlarını burada görmekteyiz. Bağ sade yazılmış. Bağ sol taraftan bitişmiş. Bağ sağdan ve soldan bitişmiş. Bağ sadece sağdan bitişmiş. Şimdi bunlar tek tek gösterecek bize. Burada B, U, D. Burada ba harfi soldaki harfle bitişmiş. Ba'nın baştaki yazılışı, diğer deyişle. Ke, bu, ra. Ba'nın ortada yazılışı. Ba sağdan ve soldan bitişmiş. Şuradaki halini kullanmışlar. Şimdi buradakini kullanacak. Ba'nın sonunda yazılışı. Se, i, le, be. Şimdi ta'ya sıra geldi. Ta'nın sade yazılışı, yani ta harfi budur diyor. Sonra başta yazılış, ortada yazılış ve sonda yazılışını hatırlattı bize ve aynen kullanacak şimdi. T, A, Y, L. T'yi görüyorsunuz, başta kullanılmış. G, T, L. T şu an ortada. U, N, T. Yanlış görmüyorsam öyle.
Unute. Aslında elif harekesi verilmemiş yani. Ben kendim U diye okudum onu. Unute. Evet, T sonunda yazılmış. Devamında Sa'yı görmekteyiz. Bu Sa harfidir diyor. Ardından başta yazılış, ortada yazılış ve sonunda yazılış. Sulu-se. Görüyorsunuz. Sa harfi başta yazılmış. Burada da sonunda yazılmış. Çift yazılışın örneği gelmiş oldu. B su he. Sa harfi ortada. Şi'a su. Su yani sa harfi şimdi de sonda yazılışını görmüş olduk. Cim harfi. Cim başta böyle yazılır. Ortada böyle, sonda da böyle yazılır demiş oldular. C, V, B, H, C, M, H, L, C. H harfi. H başta, ortada ve sonda. Halume, Sehara, Ka, Biha. Ha harfi. Başta, ortada ve sonda yazılışları. Habera ve hanu huvi ha. Dal harfi başta, ortada, sonda. Ortada yazılabilir mi? Yazılamaz. Çünkü dal ortadan yani yazılışı yoktur. Dal sadece sağdan bitişebilir. Soldan bitişmeyen bir harftir. Dehale bde hasude. Dal harfi. Bu da yine sol taraftan bitişmez. Vehebe Bedule Minude. Vehebe V harfi hiçbir yerle bitişmemiş. Bedule sağ tarafla bitişmiş. Minude yine sağla bitişmiş. Sol ile bitişmeyen bir harftir. Ra'ya sıra geldi. Ra da solla bitişmez. Rakibe Hurume. Görüyorsunuz sağla bitişmiş. Bera sol ile bitişememiş. Zay harfi de aynı şekilde. Bu da solla bitişmez. Zemdu, hazelu, şihuze. Sadece sağla bitişebiliyor. Sin harfi öyle değil ama sin sağla da sonra da bitişebilir. Secedu, visude, hasuse. Bu da şin harfi olsa gerek. Şekira, huşede, ayşe. Sad harfine geldik. Sağla sola bitişebilen bir harf. Başta, ortada ve sonda yazılışları. En baştaki harfin yalın hali. Yani hangi harfte olduğumuzu iyi anlayalım diye veriliyor. Hemen ardından gelenler harfin başta yazılışı, ortadakiler ortada yazılış, sondaki son tarafta yazılış. Salura, asira, kesura. Latin yazılışı. Varara, İvazu muava. Dağ'ın yazılışı. Dıraze udira furada. Va'nın yazılışı. Zarife nuzifu aniza. Ayn amele muamile menea. Gayn, gufera, meğuri, buliğa. Fa'nın yazılışı. Furisa, ufiye, garafu. Kaf, kalime, mekasa, nubuqa. Kafin yazılışı. Kibira, şukira, leki. Nun, nüzule, nüzulu. Mene'a. Burada bir ne var? Doğru, tamam. Mene'a. Ayune. H'nin yazılışı. H, C, Ra, C, H, D, U, C, H. Vav'a geldi. Vav da sol ile bitişmeyen bir harftir. Vi, Sali, He, Vile, Sehavu. Ya'ya geldi sıra. Yiciri hiyuru veciye. 53'teyiz.
Sayfa 53 alıştırma 1. İkra oku el hurufe harfleri hasebe harekatiha hareketlerine göre hasebe göre demektir. Harekatiha hareketlerine göre oku. Yani hareketlerine dikkat ederek oku. İ bu te si cu hi ha di z ra zi su şe su v b va a ru fi ku ke li mu nu he zu yi. 2. Var koy yerleştir. Harekatil hurufi harflerin hareketlerini yerleştir. Hasebe tedribi sabik yukarıda geçen alıştırmaya göre. Sabik yukarıda geçen tedrib alıştırma haseb göre. Yukarıda geçen alıştırmaya göre harflerin hareketlerini koy yerleştir. Sümme sonra ikra oku ha o harfleri oku. Kema fil misal örnekte olduğu gibi. Yukarıda harfler vardı arkadaşlar. Hareketlerini ezbere bilmem zaten mümkün değil. Çünkü hareketleri kafalarına göre koymuşlar. Buradan bakacaksın mesela. Dala estere vermiş. İşte ra'ya fetha vermiş. Sine ne vermiş? Ötre vermiş. Kefe, fetha, lama, esre. Sizler de burada bakacaksınız. Aynısını buraya hareketlere koyacaksınız. İşte dal. Dalın harekesi neydi yukarıdan? Bak mesela. Ayn var. Ayn harekesi neydi? Buradan bu harfler farklı yazılmış değil. Mesela ayn ortada yazılışı. Mim ortada yazılışı. Vav işte sonda yazılışı. Ya harfi ortada yazılışı. Ha ortada yazılışı. Gibi farklı yazılışları var. Buna dikkat edin. Yani harfleri tanıyabilirsiniz diye düşünüyorum. İlk derste harfleri tanımaya dair harfin başta, ortada ve sonda yazılışını görmüştük. Dikkat ederek buna yukarıdaki harekeleri aynı yerleştirin. Zor bir şey değil. 3. İkra oku el kelimatil atiyeti. El kelimati el atiyete. Aşağıda gelen kelimeleri oku. Ketebe, kesura, selime, kalemu, halimu, terake. Cehede, şeceru, vulide, selume, abede, şeribe. Gâvîbe, medaha, rahime, butile, kelimetu, dalebe, kebura, umeru, dale'a, vecebe. 4. Ekmil, tamamla, el kelimati, kelimeleri tamamla, kelimeler eksik yazılmış diyor. Ve var koy yerleştir. Harekatiha onların hareketlerini yerleştir. Hasebe tedribi sabik yukarıda geçen alıştırmaya göre. Kema fil misal örnekte olduğu gibi. Sümme sonra da ne yap? İkra oku ha onları. Yukarıda geçen alıştırmaya göre hareketlerini koy diyor. Hangi yukarıda geçen? Şunlar yani. Şimdi okuduğumuz en son okuduğumuz şu kutucuklarda hareketler var, kelimeler var. Mesela ketebe, kesura, selime gibi. Şimdi bunları eksik yazmışlar. Hareketlerini koymamışlar. Mesela ketebe diyor ben koydum. Aynısını buraya yazan ke t b buraya t ile b yazacaksın. Şunlar şunu olduğu gibi buraya yazmanı istiyor. Ketebeden sonra yukarıda ne geliyordu? Bak sinle başlıyormuş harf. Şey kelime sinle başlıyor. Ketebeden sonra ne var? Ke sura ama sinle başlayacak. O zaman selime olmalı değil mi? Selime. Buraya selime yazacağız. Ardından kafla başlayan bir kelime var. O nerede? Kalemu. Ardından halimu mu geliyor? Yok. Kendiniz bulun diyor. Mimle başlayan bir kelime var ardından. Mimle başlayan nerede var mesela? Medeha var. Medeha'yı oraya yazabilirsiniz hemen. Hareketleri de belli zaten. İlk harfi vermişler. Yani o şekilde kelimeyi bulun yazın diyorlar. Eddersu salisu 3. derse geldik. Burada kalıyoruz arkadaşlar.